Yepyeni bir antiroyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz en çöp evrimi deneyeceğiz. Yani yarasa evrimini. Buz ruhu döngüsü artık ikiye düşürüldüğü için buz ruhu evrimi tek başına koç birincisini bile tutabiliyor. Yani 2x'te falan özellikle çok güçlü bir evrim oldu. Ama yarasa evriminde hala bir numara yok. Yani eskisi gibi çok kötü. Bilmiyorum yani oyunun buna bir şey yapması gerekiyor aslında. Bir güncelleme falan getirmesi gerekiyor. Bir ara dediler işte yarasa %60 güçlendi, %70 güçlendi. Bilmiyorum yani nesi güçlendi herhalde vurmaz diye düşünüyorum. Bendeki vurmazdı çünkü. Evet. Hani bir numara yok yarasalarda. Baksana mesela. Hani hiçbir farkı yok eski yarasalara göre. Yani baksana derken evrimi döndürdüğümde anlayacaksınız. Bilmiyorum ya. Bunda roket vardır. Cehennem ejderhasını atarsa 2 iksir kâra gireriz en azından. Atacağını zannetmiyorum. O kadar da aptal değildir gerçi. Şuradan bir madenci atalım. Ya belliydi koruyacağı bir şey diyecek bir şey yok o taraftan. Hasar olarak 1000 öndeyiz. Bunu kolay kolay vermemek lazım aslında ama şöyle yapalım. İki kale de görsün. İlk onun megası atlayacak çünkü. Tamam. Cehennem ejderhası falan atmadı o değil mi? Şöyle cehennem ejderhası var mıdır? Belki iskelet fıçısını erken indirirse mini pekkayı bir şey yapabiliriz ama yok. Hiç düşündüğüm gibi olmadı hatta. Aslında oldu biraz. Çarpma atsa mıydık ama prenses de vardı. Çarpma orada biraz hatalı olabilirdi belki. Atak yapıyor gibi görünüp şu şeyleri düşürmek lazım. Gerçi yok ya artık zaten savunacak kartlarını atıyor. 7 iksir daha harcadı o taraftan hatta. Tamam. Tamam mini P.E.K.K.A dönecek oradan. Umarım okları gerçi atacak her türlü. Şöyle bir mızraklı goblin de atalım. Mızraklı goblinin biri herhalde kendi yoluna gitti. Ne oldu? Aileni mi özledin? Nereye gidiyorsun lan? İskelet fişini harcayalım. Prensesi orada öldürür bence. Başka bir kart atmak zorunda kalsın en azından. Okları bir şeye harcattırmamız lazım ama umarım harcar. Allah'tan salak oyuncu ya. Bu çok güzel bir olayı var şu işin. Gerçi prensesi dönmüş olabilir aslında da. Tamam. Çok iyi bir savunma yaptık bence. Tamam. Buradan herhalde oyunu çevirdik gibi geliyor bana ama. Hala ne kuruyorsun oğlum oraya lan hala? Evet evrimli yarasalar. Bak ona rağmen görüyor musunuz? Adam okları ne kadar geç attı. Ona rağmen çok yavaş yavaş indirdik kaleyi böyle. Hani ona rağmen hızlı değiliz yani. Ama bu benimle alakalı bir durum değil. Çünkü yarasalar çok zayıf arkadaşlar. Evrimi evrimsiz fark etmiyor bile yani. Bir çarpmaya tek yemiyor işte. Tek olayı bu. Yani mesela karşıdaki rakibe düşük kupalarda şey olayı var. Minyon sürüsü çok kullanılıyor diye biliyorum. Adam okları harcadığı zaman atak yaparsın. Adam diğer tarafa doğru çeker mesela. Halbuki o okları olmadan savunamayacak gibi düşünebilirsin orada ama. Savunmayı çok güzel kurmak gerekiyor burada. Tamam, çok güzel. Mini P.E.K.K.A'yı sikerlemek kadar keyiflisi yokmuş yani. Bana yapılınca çok kötü hissediyordum kendimi ama karşı tarafa yapmak gerçekten keyifli. O bombacıyı ellemeyeceğim. Biz şuradan bir atağa çıkalım. Yok ya gerçi atmaz. O çarpmayı atsak 300 hasar falan fazladan koyacakmışız biliyor musunuz? Ama hani salar dedim 2 iksirlik bir kartı ellemez dedim. Ama adam tabi buz ruhu da 1 iksir. Şöyle atalım. Mini P.E.K.K.A'yı madenciye atar mı? Mini P.E.K.K.A'nın öne geçme ihtimali var mı? Yok. Değil mi? Var aslında var. Çok güzel ve bana işte böyle fırsatı ver. Müthiş müthiş. Tamam çok güzel. Ya Mini P.E.K.K.A sıkıntılı bir kart aslında ama atla Mega artık. Atla hadi. Böyle bilmiyorum bizim Mega böyle hani Tomruk tahmini yapar mı acaba? Tomruğu yok muydu? Tomruğu yokmuş demek ki. Olsa mutlaka yapardı burada bir tahmin. Tamam dönüşünde de bir de hasara göz yummak zorunda kaldı herhalde.
Şu an kartlarını bilmiyorum ama maçı salmış olamaz herhalde. Bu kadar gerçi hasar verememiş lan adam. Sağ taraftan iyice 300 hasar mı verdi? Bunu da bırakıyorsa maçı salmış demek oluyor. Yok bırakmıyor. Tamam. Salmamış. Şunu erken atalım. Ruh atarsa ruhla erken öldüremesin. İşte diyorum ya abi çok şey ya sıkıntılı. Sen mini pekasın kendine gel. Ben de çalışmadığın gibi rakipte de çalışmana müsaade etmeyeceğim. Lan. Bir şey değil mi? Çok güzel oynadı orayı. Helal olsun. Helal olsun. Ama bunun sebebinden buna merhamet etmeyip 3 taç çekeceğim işte. Ah. Vurursun biraz da. Yo yo. Sen iyi bir oyuncu değilsin oğlum. Gel şöyle. İstediğin kadar vur. Yo yo 3 taç çekeceğim arkadaşlar. 2 taca yalandan gidiyorum. Savunacağını bildiğim için 2 taca oynuyorum. 3 taca gideceğim yani. Yan taraftan bir mega hata yapmamız gerekiyor. Çok güzel fırsat da verdi bize. Lan sol tarafı salma piç. Sol tarafı salma. Saldı gerizekalı. Şuradan bir atak yapmak için ne yani? Bir yerde övdüm lavu. Gerçekten iyi hamle yaptı dedim. Ki orada da ben yani hata yaptım değil mi, demeyeyim ama önden bir kart atayım dedim. Hani hem destem dönsün hem beklemiyordur önden çıkacağımı dedim orada. Goblin çetesiyle. Bir tane güzel atak yaptı. Sonra yine sıçtı sıvadı orada. Devam etti bir de. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı tek tek okumaya çalışıyorum. Tek tek kalp atmaya çalışıyorum. Ama hani izlenmelerimiz arttıkça dostluğumuz artarken aynı zamanda düşmanımız da artıyor. Bakıyorum sağda solda laf atanlara karşı bizim takipçilerden tabii yaşı küçük olanlar anlıyorum bunu. Bir dakika cevap veriyorlar. Karşı tarafın YouTube yani desteklediği YouTube kanalına hakaret falan ediyorlar. Hiçbir YouTuber arkadaşla yani hiç kimseyle hiçbir YouTuber arkadaşla bir problemim yok. Hiçbirine bir vefa borcum da yok. Çünkü hani kimseden böyle gelin benim arkamda durun bakın ben YouTube'a başladım bana destek olun gibi bir şey de beklemedim. Hiçbir mesaj da yazmadım bir şey de yapmadım. O yüzden gidip hani karşı tarafı ne siz kışkırtın ne gelip karşı taraf bizi kışkırtsın. Hani böyle çoluk çocukla bizi muhatap etmeyin olur mu? Bir tanesi vuracak bu arada. Tamam Megamız en azından atlayabildi o güzel oldu. Hani böyle insanlar geliyor şimdi anlıyorum yaşı küçük çoluk çocuk gelip böyle hani ana avrat küfürler şeyler. Ki ben böyle normal hayatta bu tarz şeylere sinir olurum. Hani zaten yüz yüze de böyle şeyleri dedirtmem de. Hani YouTube tarafında olunca klavyenin başına geçiyor velet. Anlatabiliyor muyum? Hani annesi sütünü unutunca gelip annesine kızamıyor. Şimdi o anadır diyor. Hani benim annemdir diyor. Kızamıyor annesine sütünü unuttu diye o gece mesela. Geliyor bana oradan küfrediyor. Ben bu tarz insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Gidip kimsenin izlediği adamlara hakaret, küfür yapmayın. Çünkü bizim dediğim gibi kimseyle de bir problemimiz, bir alıp vereceğimiz yok. Büyük ihtimalle bu adam da maçı saldı herhalde. Şöyle direkt alalım bitirelim. Buraya kadar oynamıyorsa salmıştır maçı zaten. Salmasa da ama yani ne salmasa da alırız zaten maçı yani. Tamam hadi hızlı bitirelim artık şunu ya. Böyle buraları kesmek için ayrıca edit yapmayalım. Normalde burada bitirecektim ama herhalde bir maç daha atmamız gerekecek. Çünkü video kısa olacak öbür türlü. Bu arada arkadaşlar şey diyorsunuz hani okul saatleri falan var video için bir saat ayarla diye. Yani 7-7.5 arası yani. Aslında farklı bir saatte atmıyorum. Bir dün geciktim. Dün de uyuyakalmışım. O yüzden geciktim 8'e kadar. Onun dışında 7-7.5 arasında ben şey yapıyorum. Atıyorum video. Evet. Hayret kartı 14 level. İlk kartının 14 level olması benim için müthiş bir şey bu arada. Golem oynuyordur belli ki gece cadısı olduğu için başka bir deste. Bir tane şey destesi var aslında. İksir golemi destesi var normal golem haricinde ama onu oynayacağını zannetmiyorum bu tarafta. Yani lig tarafında oynanıyor da bu diğer tarafta çok oynamıyor. Bunda tomruk falan çarpması mı vardır tomruğun? Bir şey yok mu? Tamam yavru ejderle savunmayı tercih etti. O yüzden biraz hasar. Buna 3 taç çekeceğim. Ha. İsmi klanı gördüm. Tamam. Buna kesinlikle 3 taç çekeceğim. 1 kale, 2 kale, 10 kale, 15 kale hepsini feda etmeye hazırım. Buna çekeceğim abi. Güzel güzel çok iyi. Aslında çarpmaya güzel bastık ama bir tane daha yarasa çıkacağı için orada çok iş yapamaz yani mecbur evet.
Cehennem ejderimiz 15 level olsa 300-400 hasar fazladan orada atabilirdik. Var var Valiliğini atar herhalde. Başka atacak kartı. Evet. Şimdi fişekçi atacak abi. Fişekçiyi tutalım madem. Gerçi şuraya atabilir fişekçiyi de. Ya, fişekçi atmayı tercih etmedi. Yavru ejderle bakalım iyi. Ha, okları varmış. İşte dedim ya tomruğu falan vardır diye. Çünkü eşleşmeler bu kadar hiçbir zaman kolay olmuyor. Yani şu gördüğünüz kupa tarafındaki en kolay eşleşmeler arkadaşlar. Lig tarafında zaten bu tarz eşleşme yok yani. Ki dün çektiğim videoyu iyi kötü izlemişsinizdir biliyorsunuzdur. Gelen diyorum ya yani 7 maçın 6'sında arda arda atıcı falan attı böyle. Gece gece insanı moral bozuyorlar ya başka bir şey değil. Ana kuleyi aştırmayacağım. Sağ taraftan bir atak deneyeceğim ama şey var gerçi. Tamam. Biz sağ tarafı biraz deneyelim abi. Şöyle tekrar denemek istiyorum. Erken keselim şunun önünü. Güzel bir savunma kurduk sanki. O mızraklı iki tane bak mızraklı goblin nasıl iş yaptı gördünüz mü? Varil fırsatı vereceğim ama mecburum buna. Oklarını harcadı. İki taraftan bir atak yapacağım. Aa 3 doca gideceğiz. Tamam. Dur. Dur şimdi aklıma geldi. Özür diliyorum. Bak onu unuttum. Onu unuttum. Tamam. Gerçi oyun uzatmaya kalırsa her 3 taş alamam. 2 kalacak. Maalesef kalacak. Tamam şöyle ortaya çekmekte onları fayda var. Eyvah adam kart atmayı öğrendi. Şimdi ne yaparız? Golem atmasına fırsat vermek istemiyorum. Bu saatten sonra önden çıkması gerekiyor. Okları var ama iki tane madenci ben çeviririm. Çok kötü attı aslında varıyla ama. Tamam bitti oy. Tebrik edelim. Şöyle centilmence bir maçtı. Rakibimizi şöyle tebrik edelim. Rakibimizi. Rakibimiz. Evet. Yani arkadaşlar genel olarak attığımız maçlar böyleydi. Yani size şöyle söyleyeyim. Affedersiniz şu yarasa evrimini mesela. Diyelim ki şuradan desteği düzenle dedik tamam mı? Şunu aldın şöyle. Bunu koyamıyoruz mu? Ha, şöyle koyalım. Şu desteğiyle az önceki evrimli yarasanın hemen hemen hiçbir farkı yok. Yani bu desteği hani yarasaya kesinlikle evrim basmayın arkadaşlar. Zaten yeni Valkür evrimi falan geliyor. O yüzden bence hiç gerek yok. Tabii gene de kendiniz bilirsiniz. Ben biriktirdim. 5 tane parçacığım var. Şuradan gösterebiliyorum herhalde. 5 tane evrim parçacığım var. Yeni sezonda bir tane alıp Valkür evrimini açabilirim. Royal Pass'in durumuna göre bakacağım alıp almama işini. Hani böyle 50 bin jeton falan verirse. Neyse. Çok uzattık lafı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.